Birim küplerle hacim ölçme konusuyla devam ediyoruz. Mat seviye yayınları öğreniyorum serisini çözümlerini yapmaya. Birim küpler ne demek? Hemen onu izah edelim önce. Birim küp demek her yeri bir birim olan küp demektir. Bu şekilde bir tane küp çizerek göstermiş olayım. Buna biz birim küp diyoruz. Bu birim küpün şu sağ alt köşesinden arkaya doğru bir birim, sola doğru bir birim, yukarıya doğru bir birimdir. Bunların çarpımı bir birim çarpı bir birim çarpı bir birim. Bir kere bir bir, bir kere bir bir. Birim çarpı birim çarpı birim. Bir şeyi 3 kere çarpmak demek küpünü almak demekti. O yüzden birim küp. Bunun da adı bir birim küp oluyor. Örnekleri incelediğiniz zaman kaç tane birim küp sığacağını bulmamızı isteyen örnekler nasıl yapılacağını göstermiş. Şimdi en kolay yolunu anlatıyorum. Eğer düzgün şekiller ise bunlar dikdörtgenler prizması ya da küp şeklinde ise şöyle yapacağız. Tüm yüzeylerini görebildiğimiz bir köşe seçiyoruz. Bu köşeden sayıyoruz. Sağa doğru bir birim. Yukarıya doğru 1, 2, 3, 4 birim. Ve sola doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. Bunların çarpımı kadar oluyor. Çünkü 8 kere 1, 8 kere 1, 8. Bir sıraya 8 tane sığıyor. Toplamda da 4 sıra olacağı için 8 ile de 4'ü çarptığımızda 32 birim küp olduğunu buluyoruz. B şıkkı sağ alt köşeyi seçtik. Burada 3 birim var. Burada 3 birim var. Yukarıya doğru da 6 birim olduğunu görüyoruz. 3 çarpı 3 9 tane en alt kata dizilecek olan birim küp sayısıdır. Toplam 6 katlı olacağı için 6 ile de çarptığımızda 54 birim küp olur. C şıkkında buradan 2 birim bu tarafa 9 birim bu tarafa 2 çarpı 9 18 tane en alt kata 3 katlı olacağı için çarpı 3'ten 54 tane olur toplam. C şıkkına geldik. Buradan 5 çarpı 5 çarpı yukarıya doğru da 5. 5 çarpı 5 25. 25 ile de 5'i çarptığımızda 125 birim küp oluyor. D şıkkında 4, 5 ve 6'yı görüyoruz. 4 çarpı 5 çarpı 6. 4 kere 5, 20. 6 kere 20, 120 birim küp. E şıkkı 2 çarpı 4 çarpı 12 yapacağız. 2 kere 4, 8. 8 kere 12 ise 96 birim küp oluyor. İkinci etkinliğimize geldik. Bir birime bir birimdir diye gösterilmiş uzunluklar. O halde sayacağız. 1, 2, 3 birim. Geriye doğru saydık. 1, 2 birim sağa doğru saydık. 1, 2, 3 birim de aşağıya doğru saydık. O zaman bunların çarpımı 2 çarpı 3 çarpı 3. 2 kere 3 6. 6 kere 3 18 birim küp olacak. B şıkkına geldik. Yine sayalım. Bir birimler gösterilmiş. 1, 2, 3, 4 birim geriye doğru. 1, 2, 3 birim aşağıya doğru. 1, 2, 3, 4 birim de sola doğru. 3 çarpı 4 çarpı 4 olacak. 3 kere 4 12. 12 kere 4 48 birim küp oluyor. C şıkkıyla devam edelim. Şuradan sola doğru 1, 2, 3, 4 birim. Geriye doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Aşağıya doğru 1, 2, 3, 4, 5 birim. Bunların çarpımı olacak. 4 çarpı 5, 20. 6 ile de çarptığımızda 120 birim küp oluyor. C şıkkındayız. Yine bir köşeyi seçtik. 1, 2, 3 birim geriye doğru. 1, 2 birim aşağıya doğru. 1, 2, 3, 4 birim de
sola doğru. Bunların çarpımı olacak 2 çarpı 3 çarpı 4'ten 24 birim küp oluyor. D şıkkında yine bir köşe seçtim. 1, 2, 3, 4 birim geriye doğru. 1, 2 birim yana doğru. 1, 2, 3 birim de aşağıya doğru. 2 çarpı 3 çarpı 4 oldu yine ve yine 24 birim küp oldu. Geçtik 3. etkinliğimize. Hacimlerini bulunuz birim küp olarak deniyor. Yapacağımız şey bir köşe seçiyoruz. Yana doğru 3 birim. Geriye doğru 1, 2, 3, 4 birim. Aşağıya doğru da 3 birim. Bunların çarpımı olacak. 3 kere 3, 9. 9 kere 4, 36 oluyor hacim. Buradan yine şu köşeyi seçelim. 2 birim yana doğru. 1, 2, 3, 4 birim arkaya doğru. Ve 1, 2, 3, 4, 5 birim aşağıya doğru. 2 kere 5, 10. 4 ile de çarptık. 40 birim küp oldu hacmimiz. C şıkkı. 1, 2, 3 birim geriye doğru. 1, 2, 3 birim sola doğru. 1, 2, 3 birim aşağıya doğru. 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 27 birim küp oldu. Ç şıkkına bakalım. 1, 2, 3, 4 birim geriye. 1, 2, 3, 4 birim sola. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim de aşağıya doğru oldu. 4 kere 4, 16. 16 kere 6, 96 birim küp oldu hacmimiz. D şıkkına geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim geriye doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim sola doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 birim de aşağıya doğru. 6 kere 6, 36. 10'la da çarptığımızda 360 oluyor. Burada 1, 2, 3 birim sola doğru, 1 birim geriye doğru, 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim de aşağıya doğru. 1 kere 3, 3, 6 ile çarptık, 18 oldu hacim. B şıkkındayız. 2 birim geriye doğru saydık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim sola doğru saydık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 birim de aşağıya doğru saydık. 6 kere 2, 12. 10 ile çarptığımızda 120. Burada 1 birim geriye, 1 birim sola doğru. 1 kere 1, 1 zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ile de 1'i çarptığımızda 11 birim küp oldu cevabımız. Geçtik dördüncüye. Burada düzgün bir prizma görüyoruz. 1, 2, 3 birim sağa doğru, 1 birim aşağıya doğru, 1, 2, 3, 4 birim de geriye doğru. Bunların çarpımı. 1 kere 3, 3, 4 ile çarptık. 12 birim küp oldu. Yan tarafa geçtik. Yan tarafta farklı bir şekil var. Düzgün bir şekil değil. Bu küpü buradan alıp buraya yerleştirirsek eğer aslında şöyle bir durum söz konusu olacak. Buradan 2 birim sağa, 1 birim geriye, 2 birim aşağıya şeklinde olacak. 2 çarpı 2 çarpı 1'den de 4 birim küp olacak cevabımız. B şıkkına geldik. En üst sırayı saymazsak şu köşeden 1 2 3 birim sağa, 1, 2, 3 birim aşağıya. 1, 2, 3, 4 birim de geriye. 3 kere 3, 9. 9 kere 4, 36. 3 tane de en üst sırada var. Bunları da eklersek 39. Ç şıkkına geldiğimizde ise en alt tarafın tam dolu olduğunu görüyoruz. 2 birim sola, 2 birim geriye, 1 birim aşağıya. 2 çarpı 2 çarpı 1'den 4 tane. Bir tane de üstte var. 4 artı 1'den 5 tane olduğunu buluyoruz. D şıkkında sırayla gidelim. En arka sırada 1 birim geriye, 3 birim sağa, 3 birim de aşağıya olmak üzere
3 çarpı 3 çarpı 1'den 9 tane küp var. Orta sıraya geldiğimiz zaman 3 birim sağa, 1 birim geriye, 2 birim aşağıya. 3 kere 1, 3. 2 ile de çarptık, 6. Bir tane de burada var, 7. İkinci sırada, orta sırada 7 tane. En öne geldiğimizde 3 birim sağa, 1 birim geri, 1 birim aşağıya. 1 çarpı 1 çarpı 3'ten 3. Bir tane de burada var, 4. Bunların toplamı kadar olacak. 9, 7 daha 16, 4 daha 20 birim küpten oluşuyor. E şıkkına geldiğimiz zaman tek tek sayabilirsiniz bunu. 1, bunun altında var bir tane. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane birim küpten oluşuyor. B şıkkına geldiğimizde yine en arka sıradan başlayarak sayalım. 1, 2, 3 birim sola doğru. 1, 2 birim aşağıya doğru. 1 birim de öne doğru. 3 kere 2, 6. Bir tane de üstte var. 7. En arka sıra 7 tane. Orta sıra 1, 2, 3, 4. 4 tane orta sırada var. En önde ise 1, 2 tane var. Bunların toplamı ise 13 tane birim küp ediyor. G şıkkındayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. 8 birim küp. Evet, 59. etkinlikteyiz. Hacmi 4 olan iki farklı dikdörtgenler prizması oluşturunuz. Dikdörtgenler prizmasının hacmi 3 tane sayının çarpımıydı. 1 çarpı 2 çarpı 2 olabilir ya da 1 çarpı 1 çarpı 4 olabilir. Bunları oluşturalım. Şöyle 2'ye 2 bir kare oluşturuyorum. Ve bir sırada geriye doğru olması için şöyle çarpı 1'i de çapraz olarak çiziyorum. Bakın burada 4 birim küpten oluşan bir prizma çizdik. Diğeri 1 çarpı 1 çarpı 4. Şöyle olsun. 4 parçaya ayıralım. Çapraz çizgilerimizi de çizelim. Burası da 4 birim küpten oluşmuş oldu bu şekilde. 1 çarpı 1 çarpı 4. Hacmi 10 olan iki farklı dikdörtgenler prizması oluşturunuz. 10 sayıların 10 sayısına nasıl ulaşabiliriz? 1 çarpı 1 çarpı 10 ile ulaşabiliriz. Ya da 1 çarpı 2 çarpı 5 ile ulaşabiliriz. 1 çarpı 1 çarpı 10 için böyle üst üste duran küpler çizmek istiyorum. Önce ortadan 2'ye bölelim. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. Burayı da 5'e böleceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. Daha sonra çapraz çizgilerimizde küp şeklini oluşturacağız. Böyle. Evet, 1 çarpı 1 çarpı 10'luk modelimiz bu oldu. Diğeri 2 çarpı 5 çarpı 1. Şöyle iki sıra üst üste olsun. 5 küp yan yana olsun. Ve bir sırada geriye doğru olsun. İki sıra olsun dedik. Böyle iki sırayı belirlemiş oldum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 sırada yan yana ve geriye doğru çapraz çizgilerimizle çizdiğimizde 1 çarpı 2 çarpı 5'lik prizmamızı oluşturduk. Hacmi 6 olan iki farklı prizma oluşturunuz. 1 çarpı 1 çarpı 6 bir tanesi, 1 çarpı 2 çarpı 3 de diğer bir tanesi. 6 taneyi yan yana dizelim bu defa. Az önce dik çizmiştik. Şimdi 6 taneyi yan yana çizelim. Önce ortadan 2'ye bölüyorum. Sonra bunları da 3'e böldüğümde
6 tane yan yana küpü yerleştirmiş oldum. 3 boyutlu görünüm sağlamak için de şöyle çapraz çizgilerimizi çizdik. 6 tane birim küp oluştu. 1 çarpı 2 çarpı 3. Şöyle 2 sıra üst üste, 3 sıra yan yana ve 1 sıra da geriye doğru olacak şekilde prizmamızı oluşturalım. Bu şekilde 1 çarpı 2 çarpı 3 dikdörtgenler prizmasını oluşturmuş olduk. Yan taraftan devam edelim. Hacmi 15 olan iki farklı dikdörtgenler prizması oluşturunuz. Bunlardan bir tanesi 1 çarpı 1 çarpı 15 olacak. Hemen yan yana 15 tane dikdörtgenler, 15 tane küp çizmem gerekiyor. Önce 3'e bölelim burayı. Sonra her birini 5'e böleceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. Ve geriye doğru da çapraz çizgilerimizde 3 boyutlu görünmesini sağlayacağız. Şu şekilde 1 çarpı 1 çarpı 15'lik dikdörtgenler prizmasını oluşturmuş oldum. Diğeri de 1 çarpı 3 çarpı 5 olacak. Şöyle 3 katlı ve yan yana 5 tane olan çizelim. 3 katı oluşturduk. 5 tane yan yanayı oluşturduk. Ve geriye doğru bir sırayı da şu şekilde çapraz çizerek oluşturmuş olduk. Hacmi 18 olan 3 farklı dikdörtgenler prizması oluşturunuz. Bir tanesi 1 çarpı 1 çarpı 18. 18 tane yan yana çizmem gerekiyor. Şöyle uzunca bir tane çizelim. Önce bunu 2'ye böleceğiz. 9, 9. Daha sonra bunları 3'e böleceğim. Ve her birinin içine 3 tane. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 şeklinde. Burayı da yine 3'e bölüyorum. Ve bunları da tekrar 3'e bölüyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3 şeklinde bu şekilde 18 tane dikdörtgen oluşturmuş olduk, küp oluşturmuş olduk. Uzunca bir çizgi arkaya çarpı 1 için ve çapraz çizgilerle 3 boyutlu görünmesini sağlayacağız. Bu şekilde 1 çarpı 1 çarpı 18'lik dikdörtgenler prizmasını oluşturduk. Diğer bir tanesi nasıl olacak? Diğer bir tanesi 1 çarpı 3 çarpı 6 olacak. 3 sıra halinde yan yana 6 tane olan küpler çizeceğiz. 3 sıra halinde dediğim için şöyle 3 sıra yapalım. 6 tane yan yana olabilmesi için önce 2'ye böldüm. Bunları da her birini kendi içinde 3'e böldüm. 6 kere 3 18. Geriye bir sıra ne yapmam gerekti? Şöyle küp görünümü vermem yeterli oldu. Çapraz çizgilerimizle küp görünümünü vermiş olduk. Diğer bir tanesi ne olabilir? 2 çarpı 3 çarpı 3. Bu da 18 ediyor. Ön tarafa 3 çarpı 3'lük bir kare çizelim. Şöyle 1, 2, 3. 1, 2, 3 şeklinde. Geriye doğru da 2 olacak bu defa. Her zaman 1 yapıyorduk. Bu defa 2 yapacağız. 2 olması için şöyle ortadan 2'ye kestik. Yukarıdan aşağıya da 2'ye kestik. Ve çapraz çizgilerimizde 3 boyutlu görünmesini sağladık. 2 çarpı 3 çarpı 3'lük dikdörtgenler prizması. İlk sorumuz diyor ki birim küplerle oluşturulmuş şekildeki dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç birim küptür?
Bir köşe seçiyoruz. Bu köşeden geriye doğru 2 birim, sola doğru 2, 3, 4, 5 birim, aşağıya doğruysa 1, 2, 3, 4 birim olduğunu görüyoruz ve bu sayıları çarpıyoruz. 2 çarpı 5 çarpı 4. 2 kere 5 10. 4 ile de çarptık 40. 40 birim küptür. Cevabımız C şıkkı. Birim küplerden oluşan yukarıdaki şekil en küçük hacimli dikdörtgenler prizmasına tamamlanacaktır. Bu iş için kaç tane daha birim küpe ihtiyaç vardır? Daha kelimesi önemli burada. Buradan sayalım. 2 küp geriye doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6 küp sola doğru. 1, 2, 3, 4 küp de yukarıya doğru. O zaman toplamda 2 çarpı 6 çarpı 4. 2 kere 6 12, 12 kere 4 48 birim küp olması lazım. Ancak kaç tane daha dediği için bunların üzerine ekleme yapacağız. Burada kaç tane var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zaten burada var. 48'den de 10 taneyi çıkartıyoruz. 38 tane daha ihtiyaç var. Cevabımız A seçeneği. Birim küplerle oluşturulan yukarıdaki dikdörtgenler prizmaların hacimleri farkı kaç birim küptür? Soldakinden başlayalım. Bir köşe seçtim. 1, 2, 3 birim geriye doğru. 1, 2, 3 birim sola doğru. 1, 2, 3, 4 birim de aşağıya doğru. Yani 3 çarpı 3 çarpı 4. 3 kere 3, 9. 9 kere 4, 36 birim küpten oluşuyor. Diğerine bakalım. Bir köşe seçtik. 2 birim geriye doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim sola doğru. 1, 2, 3 birim de aşağıya doğru. Bunların çarpımı 2 çarpı 3 çarpı 7. 2 kere 3, 6. 6 kere 7, 42. 42 ile 36 arasındaki farka bakacağız. 42'den 36 çıktığında da 6 birim küplük fark var. Cevabımız C seçeneği. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen yapıyı elde etmek için kaç tane birim küp kullanılmıştır deniyor. En üstte bir tane var. Onun altında burada 2'ye 2 ve 1. 2 çarpı 2 çarpı 1. Burası 1 çarpı 1 çarpı 1'den 1 olmuştu. Burası 2 çarpı 2 çarpı 1'den 4. İkinci katta 4 tane. En alt katta ise 1, 2, 3, 1, 2, 3 ve 1. 3 çarpı 3 çarpı 1'den 9 tane de burada var. 9, 1 daha 10, 4 daha 14. Toplam 14 tane birim küp kullanılmıştır. Şekilde birim küpler kullanarak oluşturulmuş yapıya en az kaç tane birim küp daha eklenirse küp elde edilir deniyor. En arkadaki kısım 3 katlı dikkat ettiyseniz. Küp olabilmesi için de 3 çarpı 3 çarpı 3 olması gerekir. Geriye doğru da 1, 2, 3 sıra var. Yukarıya doğru da 1, 2, 3 sıra var. Yana doğru da yine 1, 2, 3 sıra var. 3 çarpı 3 çarpı 3 olacak. Burayı bir silelim. 3 çarpı 3 çarpı 3'ten toplam 27 tane küp olması lazım. Burada kaç tane var sayalım. En önde 2 tane var. Şu arada yerde 2 tane var. Sağ tarafta şurada 2 tane var. Şu arada 1 tane var. Burası ise bir tane görünmeyen 2 tane de üstte olmak üzere 3 tane var. Bunların hepsini toplayalım. 3, 4, 6, 8, 10. Burada 10 tane kullanılmış. 27'ye tamamlamak için 27'den 10 çıkartıyoruz. 17 tane daha ihtiyaç vardır. Cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki birim küpler kullanılarak oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasından hangisinin hacmi diğerlerinden farklıdır deniyor. A şıkkından başlayalım. Geriye doğru 1 birim, sola doğru 1 birim, 1 çarpı 1. Aşağıya doğru kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 birim. Yani 1 çarpı 1 çarpı 14'ten 14 birim küp olacak A şık. B şıkkına bakalım. Şuraya noktamı koydum. Geriye doğru 1 birim.
Sola doğru 2 birim. Aşağıya doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. 1 çarpı 2 çarpı 7'den burası da 14 birim küp oldu. Farklıdır dediği için A ve B aynı çıktığından dolayı cevaplar A ve B değil demektir. C ve D'yi inceleyelim. C şıkkında 1 birim geriye doğru, 1, 2, 3, 4 birim sola doğru, 1, 2, 3 birim de aşağıya doğru. 1 çarpı 4 çarpı 3'ten 12 birim küp oldu. D şıkkına baktığımızda ise 1 birim geriye, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim sola, 2 birim de aşağıya doğru. 1 çarpı 7 çarpı 2'den bu da 14 birim çıktı. Farklı olan C seçeneği 12 birim küp ile. Geldik son sayfaya, 7. sorudayız. Yukarıdaki şekilde verilen yapının hacmi 36 santimetre küp olduğuna göre 1 birim küpün hacmi kaç santimetre küptür? Burada kaç tane küp var ona bakalım öncelikle. En önde 2 tane var. Nereden anladık? 1 çarpı 1 çarpı 2. Bu şekilde anladık. Orta sıraya bakalım. 1 çarpı 2 çarpı 2. 2 kere 2 4 çarpı 1'den 4. En arka sıraya da bakalım. En arka sıra 1 çarpı 2 çarpı 3'ten. En arka sırada da 6 tane var. Bunların hepsini toplarsak kaç birim küp ediyor? 6, 4 daha 10, 2 daha 12 birim küp ediyor. 12 birim küp eşittir 36 santimetre küp. O zaman 36'yı 12'ye bölersek 1 birim küp 3 santimetre küp olacak demektir. Cevabımız C seçeneği. 8. soruyla devam ediyoruz. Her birinin hacmi 8 olan özdeş küplerle oluşturulmuştur. Kaç tane küp var sayalım. Burası 1, 2, bir tane de altta var 3. 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane var. Her birinin hacmi de 8 olduğu için 8 kere 8 64 santimetre küp olur. Cevabımız D şıkkı. Yukarıda verilen şekilde pembe ile boyalı olan birim küpün küp tüm yapının kaçta kaçıdır? Burada bir tane bir pembe boyalı küp var zaten. Toplamda kaç tane var? 1. Bir de bunun altında var 2. Öndeki 3, bu öndeki 4, şu arkadaki 5, pembe olan da 6. Tüm yapının 1 bölü 6'sı pembedir. 10. soru. İzometrik kağıtta verilen yukarıdaki yapının içi birim küplerle hiç boşluk kalmayacak şekilde doldurulacaktır. Buna göre kaç tane birim küp kullanılır denmiş. Hacmi soruluyor yani. 1, 2, 3 tane geriye doğru. 1, 2, 3, 4, 5 tane sola doğru. 1, 2, 3, 4, 5 tane de aşağıya doğru olmak üzere. 3 çarpı 5 çarpı 5 yapacağız. 5 kere 5, 25. 3 ile de çarptığımızda 75 birim küpe ihtiyaç olduğunu anlıyoruz. Cevabımız C şıkkı. Soru 11. Birim küplerle oluşturulan yapılardan hangisinin hacmi diğerlerinden farklıdır? Burası 1 çarpı 3 çarpı 3'ten 9 tane. Bir tane de burada var. Bu 9 ile 1'i topladığımızda 10 tane oluyor birincisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İkincisi de 10 tane. C ve D şıklarına bakalım. C şıkkında burada 2 geriye doğru, 4 sola doğru ve 2 aşağıya doğru olmak üzere 2 çarpı 4 çarpı 2'den 16 tane farklı olan C şıkkı. D'yi de sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane farklı olan şekil, yapı C şıkkı. Yukarıda verilen dikdörtgenler prizmasının hacimlerinin oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Oran soruluyor, bir de olabilir denmiş. Yani cevabı atıyorum 5 bölü 7 bulursak 7 bölü 5 de olabilir. Tersi de olabilir. Çünkü hangisinin hangisine oran olduğu söylenmemiş soruda. 2 birim geriye, 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim sola,
1, 2, 3 birim aşağıya. 1 birim geriye, 1, 2, 3 birim sola, 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim aşağıya. Bunun hacmi 2 çarpı 6 çarpı 3'ten 36 birim küp oluyor. Bunun hacmi ise 1 çarpı 3 çarpı 6'dan 18 birim küp oluyor. Yani cevabımız 18 bölü 36 ya da 36 bölü 18 olacak. Şıklarda ikisi de yok. Sadeleştirilmiş hallerine bakacağız. 18 ile sadeleştirirsek 1 bölü 2 olabilir. 18 ile sadeleştirirsek 2 bölü 1 olabilir. Faydası 1 olduğu için buna biz tam sayı diyoruz. Yani 2 de olabilir. Şıklarda 1 bölü 2 yok. 2 var. Cevabımız B seçeneği. Bu soruyla videoyu tamamlıyoruz. Testimizi bitiriyoruz. Videonun linkini arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Videoya beğeni ve yorum da atmayı unutmayın. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.